Seçimler bizim için birer bahane. Anadolu'yu karış karış dolaşmak için, Anadolu'nun problemlerini yerinde tespit etmek için, Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği yolla sorunları yerinde tespit edip yerinde çözmek mantığıyla biz Haziran ayından itibaren Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Bugün kısmetimizde Beyşehir var. Mustafa Bey'in daveti üzerine bugün Beyşehir'deyiz. Belediye başkanımızla beraber toplantılar yapıyoruz, okul ziyaretleri yapıyoruz. Belediyelerin okullarımız için yapacağı şeyleri konuşuyoruz. Bizim bakanlık olarak Beyşehir'in eğitim öğretim ihtiyaçları açısından eksiklerini tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz eksikleri gidermek için nasıl davranmamız gerektiğine dair kararlarımızı alıyoruz. Ve bu şekilde kararlarımızı yerelle istişareli olarak, yerinde görerek ve daha sağlıklı olduğuna inandığımız bir süreçte almış oluyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı çok büyük bir aile. 1.100.000'in üzerinde öğretmenimiz var. Yani şöyle söyleyeyim size. Sokakta gördüğünüz her 71 kişiden bir tanesi öğretmen. Bu kadar büyük bir aileyiz. Yani 86 milyonluk nüfusun içerisinde böyle bir yapıyız. Ve yaklaşık olarak 76 bin değişik lokasyonda, değişik yerde bizim kurumumuz var. Dolayısıyla bu problemler, bu kadar büyük bir ailenin sorunlarını tek başına Milli Eğitim Bakanlığı çözemeyebilir. Yetişemeyebilir. Gücümüz yetmeyebilir. Gözümüzden kaçabilir. Bu yönden baktığımızda bizim sahada bizimle beraber olan, bize destek olan gözlere ve kulaklara ihtiyacımız var. Bizim sahada desteğe ihtiyacımız var ve sahadaki en büyük destekçilerimiz de bir öğretmenlerimiz bizim için çok önemli bir destekçi. Her ortamda onların fikirlerini alıp onların fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarımızı revize etmeye çalışıyoruz. İki, 18 milyonun üzerinde yani yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz var ve bu öğrencilerimizin velileri var. Her birisinin bir anne babası olduğunu düşünürsek 40 milyon kişi. Bunlar bizim en büyük destekçilerimiz, ikinci en büyük destekçilerimiz bunlar. Biz velilerimizden de çocuklarımızın bizim dışımızdaki alanlarda, bizimle geçirdikleri vakitlerin dışındaki vakitlerde bir öğretmen gibi, bir eğitimci gibi davranarak onlarla işbirliği yapmalarını istiyoruz, bize destek olmalarını istiyoruz. Bakın 76 bin tane okuldan bahsediyoruz. Bu okulların her birinin temizlikten güvenliğe, okul servislerinden öğretmenlerin ihtiyaçlarına kadar, dünya kadar yapılması gereken işimiz var. Biz bu işleri yaparken belediyelerden destek almak istiyoruz. Belediyelerin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Gerekçem şu, eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil, belediyelerin de, yerel yönetimlerin de, sivil toplum, hepimizin işi. Bu toplumun geleceğini hep beraber inşa etmeyecek miyiz? Eğer hep beraber inşa edeceksek o zaman hepimizin sorumlulukları var. O yüzden belediyeleri ben çok önemsiyorum. Biraz önce söylediğim işlere ilave olarak, bakın biz öyle sıkıntılar yaşıyoruz ki arkadaşlar. Ben 2018'de müsteşardım. Müsteşarlıktan ayrıldığım tarihte yatırım programına koyduğumuz, bütçesini ayırdığımız ama belediyelerin yarattığı problemler sebebiyle yatırım programını alamadığımız, yani yatırımı gerçekleştiremediğimiz, niye belediye bize arsa vermemiş, belediye bize arsamızla ilgili, imarla ilgili sıkıntı çıkartmış, belediye iskanla ilgili problem çıkartmış, belediye suyla ilgili problem çıkartmış. Biz şimdi bir böyle belediyelerle çalışmak var. Bir de biz bu problemin çözümünde biz de destek olmak istiyoruz. Elimize ne gelirse yaparız diyen belediyeler var. Biz bu anlamda bu tür belediyelerle çalışmaktan mutlu oluyoruz. Sabah namazından bisikleti bu bisikleti aldım.
Hadi ya. Namazdan sonra bırakmadım bütün namazı sonra. Hayır. 41'den sonra da devam ettim. 7'den sonra. Bakabilirsin. Burcu'dan mı?